Merhaba arkadaşlar. 8. sınıfa başlayacak öğrenciler için LGS yaz önerileri için yine birlikteyiz. Arkadaşlar, değerli öğrenciler, 3 aylık yaz tatilinde iyice dinlenip tatilinizi yapın, rahatlayın. Çünkü önümüzdeki yıl çok yoğun tempoya hazır olmak için iyice dinlenmelisiniz. Yaz tatilinizde spor, müzik, resim veya ilgili olduğunuz kurslara gitmelisiniz. Elinizden geldiğince kitap okuyun. Sizlere kitap önerilerim ve okulun açılmasına son bir ay kala LGS derslerine hazırlık amacıyla önerilerim olacak. Öneriler için Türkçe dersiyle başlayacağım arkadaşlar. Önerimiz sözlükçe anlam, cümlede anlam ve parçada anlam en çok soru gelen konulardır. Yeni Yeni oku, yani okuduğunuzu anlama ve yorumlayabilme yeteneğinizin gelişmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu konular için öğrencilerimizin kelime dağarcığının zengin olması, deyimlerin anlamlarına hakim olması, kitap okuyup yorum gücünü arttırması gerekiyor arkadaşlar. İkinci önerimiz Türkçe dersi için grafik, tablo yorumlama ile mantık soruları gibi konularda şimdiden hazırlıklı olmalısınız arkadaşlar. Çünkü 2019 LGS'de grafik, tablo okuma ve mantık soruları Türkçe sorularında ağırlık kazanmıştı. Bu, bu konular 8. sınıfta ilk defa göreceğiniz için zorlanabilirsiniz. Bu sorulara EBA'dan ön hazırlık yaparsanız sizin için iyi olacaktır arkadaşlar. Üçüncü önerimiz dil bilgisi de olarak olacak arkadaşlar. Fiiller, fiil çatısı, anlatım bozuklukları, cümle çeşitleri, cümlenin öğeleri konularına ön hazırlık yapmalısınız. Dördüncü önerimiz Türkçe dersinde hızlı okuma, okuduğunu anlayabilme, paragraf çözebilmek için günde en az yarım saat kitap okumalı. Okuduklarınızı ilgili küçük notlar tutmalısınız arkadaşlar. Okuduğunuz kitaplardan küçük küçük notlar tutarsanız sizin için daha verimli olacaktır. Arkadaşlar, inkılap tarihi dersinde bu dersin soruları bilgiden çok okuduğunu anlama ve yorumlamaya yönelik sorular arkadaşlar. İnkılap dersi ile ilgili birinci önerimiz en az 3 kitap okumalısınız. Bu kitaplar Mutuk, Ateşten Gömlek ve Küçük Ağa olabilir arkadaşlar. İkinci önerimiz konu olarak arkadaşlar 19. ve 20. yüzyılda Osmanlı'nın durumu Mustafa Kemal'in aile, askerlik ve eğitim hayatı konularını bilinmeli. Birinci Dünya Savaşı konusuna mutlaka bakılmalı arkadaşlar. Din kültürü dersinden arkadaşlar önerimiz sorular okuduğunu anlama ve yorumlama olduğundan kitap okunmalı ve EBA'dan konular için ön bilgi edinilmelidir arkadaşlar. EBA videoları tatilde izlenebilir. Arkadaşlar İngilizce için önerimiz. Önceki sınıflardaki kelime bilgisinin yeterli olması gerekiyor arkadaşlar. Bunun için İngilizce hikaye kitabı okuyabilirsiniz yazın. İkinci önerimiz tenseler yani zamanları bilmesiniz arkadaşlar. Bugüne kadar gördüğünüz simple present tense, present continuous tense, simple past tense ve future tense'i bir tekrar ederseniz iyi olur. Matematik dersi arkadaşlar birinci önerimiz bu konularda eksikiniz olmamalı cebirsel ifadeler, üstü sayılar, denklemler, ebob, ekok, koordinat sistemi, tam kare sayıları ezberlemelisiniz arkadaşlar. Prizmaların ayrıt, köşe, yüz ve açılımlarını bilmelisiniz. Arkadaşlar ikinci önerimiz dört işlem yeteneğinizi geliştirmelisiniz. Bunun için bol bol soru çözmelisiniz. Matematikten üçüncü önerimiz arkadaşlar. Mantık muhakeme soruları ile ilgili ilk defa karşılaşmamak için EBA'dan veya eğitim kanallarından arkadaşlar bu soru çözümlerine yönelik videolar izleyebilirsiniz. İnternetten soru çözebilirsiniz arkadaşlar. Fen bilimleri ile ilgili önerilerimiz arkadaşlar. Fen bilimlerinde bilgiyi yorumlama, analiz etme, şekil grafik okuma ve deney soruları ağırlıklı sorulmakta. Bu sorular için önerilerim olacak arkadaşlar. Birinci önerim, deney sorularının nasıl çözüleceğini bilmelisiniz. Bağımlı, bağımsız kontrol değişkenlerini bulabilmelisiniz arkadaşlar. Bir deney düzeneğine baktığınızda arkadaşlar, ilk önce bağımsız değişkeni yani deney yapan kişinin değiştirdiği değişkeni bulmalı ve deney sorularını nasıl çözüleceğini iyice bilmelisiniz arkadaşlar. İkinci önerimiz, grafik yorumlama ve okuma okuma yeteneğine sahip olmalısınız arkadaşlar. Bunun için grafik çizile, çizebilmeli ve soru çözümü yapmalısınız. Arkadaşlar LGS 2019'da 5 tane deney sorusu ve grafik sorusu vardı. Onun için grafik okuma ve deney, çözebil, deney sorularını çözebilme yeteneğine sahip olmanız gerekir. Arkadaşlar Üçüncü konu olarak da fen bilimlerinden periyodik tablo ve elementlerin tabloda yerini bulabilmelisiniz. Çevre sorunları, geri dönüşüm, küresel ısınma konularında bilgi sahibi olmalısınız. Fotosentez konusunun önceki kazanımlarına sahip olmalısınız. Dünyanın konumu, hareketleri, ekinoks, dönenceleri bilmelisiniz. Isı sıcaklık kavramlarını ayırt edebilmelisiniz arkadaşlar. Arkadaşlar yaz tatilinde bu konulara hazırlık yaparsanız önümüzdeki yıl LGS'yi kesin kazanırsınız. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kanama, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.